Sesli Kitap Sabahattin Ali'den Hikayeler Kırlangıçlar. Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında dalları suya sarkan ihtiyar bir söğüt ağacı vardır. İlkbaharın başlangıçlarında bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip kondu. Derenin bir başından bir başına göğüslerini suya dokundurarak şefkat kanatlı küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu. Derin düşüncelere daldığı belliydi. Söğüdün dalları hışırdadı. Bir erkek kırlangıç geldi, dişinin karşısındaki dala kondu. Kırlangıçlar arasında pek teklif yoktur. Uzun uzadıya takdim filan edilmeden konuşmaya başladılar ve pek az sonra da ahbap oldular. Evvela havadan sudan bahsedildi. İki kişi birbirlerini yeni tanıdıkları zaman havadan sudan bahsetmek adettir. Fakat biraz sonra erkek bir iki dal ileri geldi, dişi daha az çekingen bir hal aldı. Muhabbeti kaynattılar. Olur ya, demeyin, iki kırlangıcın ilkbaharında herkes dört tarafa koşup çalışırken bir söğüt dalında oturup yarenlik etmeleri gündelik işlerden değildir. Bizim kırlangıçların ikisi de antika mahluklardı. Yani öteki kırlangıçlara benzemiyorlardı. Başkalarına benzemeyenlere antik derler. Evvela dişi kırlangıç lafı derin tarafından açtı. Siz hiç çalışmıyorsunuz. Başka bir kırlangıç olsaydı hemen, ya siz neden burada oturuyorsunuz diye ikinci bir sorguya kalkışırdı. Fakat bizimki derin derin içini çekti ve sustu. Ve dişi onun söylemediği şeyleri anlıyormuş gibi başını salladı ve gözlerini aşağıda akan suya dikti. Bir müddet daha sustular. Erkek birdenbire gözlerini dişiye dikerek şu sözle başladı. Bakınız şunlara. Ve aşağıda birbirini çaprazlayarak uçan ve dokuma tezgahının mekiklerine benzeyen kırlangıçları göstererek bakınız şunlara. Sabah, akşam demeden, yaz, kış demeden çalışıyorlar. Ben bunlara çok kere sordum. Neden böyle durmadan uğraşıyorsunuz? Dedim. Cevap vermediler. Omuzlarını silkip yanımdan uzaklaştılar. Dişi, birbirimize sen diye hitap etsek nasıl olur? Dedi. Erkek, okkalı sözlerine cevap olmayan bu lafı beklememekle beraber bu tekliften hoşlandı ve tekrar başladı. Adeta utanıyorum, dedi. Bütün kuşları sıraya dizseler biz herhalde sonuncu gelmeyiz. Kılığımız, kıyafetimiz düzgündür. Aklımız şu sabahtan akşama kadar avaz avaz bağıran bülbülden herhalde üstündür. Kanadımızı bir vursak en hızlı güvercinden daha çok yol alırız. Halbuki bütün kuşların en zavallısı bizmişiz gibi hiç durmadan didiniyoruz. Şu budala serçe bile 3 günlük ömrünü keyifle geçiriyor da biz arasından uçtuğumuz ağaçları bile fark etmiyoruz. Biraz durdu, dişiye doğru yan bir göz attı. Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa, dünyada neler gördünüz dese, herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki. Dişi gözlerinin içi buğulanarak, ah dedi, tıpkı benim gibi düşünüyorsun. Erkek cevap verdi. Zaten seni burada tek başına görünce benim gibi düşündüğünü anlamıştım. Doğru değil mi ama? Şu dünyayı adam akıllı anlamadan buradan gidecek olduktan sonra ne diye buraya geldik sanki? Yaşadığımızın farkına varmayacak olduktan sonra ne diye yaşıyoruz? Dişi tasdik eder gibi başını salladı. Etrafımıza göz gezdirince dedi. Ben de senin gibi dört tarafa koşan kırlangıçlardan başka bir şey görmüyorum. Ben de bunlardan mıyım diyorum. Sonra da bunlardan değilim galiba diyorum. Onlar da beni pek istemiyorlar. Ne yapayım? Burada oturup etrafa bakıyorum. Siz de sen de gelmesen böyle yapayalnız bu yazı geçirecektim. Akşama doğru lafları daha derinleştirdiler. Sonra ayrıldılar ve her gün buluşmaya başladılar. Aman ya Rabbi,
neler konuşmuyorlardı? Eğer kırlangıçlarda kitap yazmak adet olsaydı, bunların yazacakları kitaplar muhakkak ki üniversitelerde okutulurdu. Gitgide birbirlerine daha çok alıştılar. Çok kere dişi daha evvel gelir, gözlerini suya dikerek erkeği beklerdi. Bir gün çiçeklerden, bir gün yıldızlardan, bir gün öteki kırlangıçlardan bahsederlerdi. Hep düşünceleri birbirine uygundu. Yalnız her ikisinin de içinde büyüyen bir korku vardı. Bir gün gelip ayrılmak korkusu. Hiçbirisi bu korkusunu ötekine söylemeye cesaret edemiyordu. Kim bilir, belki öbürünün yanlış anlayacağından çekiniyordu. Çünkü içten duyulan şeyler hep yanlış anlaşılır. İçlerinde bu ayrılık korkusu büyüdükçe bunu münasip bir şekilde diğerine söylemek için düşünmeye başladılar. Mesela, hiç ayrılmayalım olmaz mı demek vardı. Fakat bu pek geniş manalı ve müphemdi. Nasıl ayrılmayalım? Bir yuva kuralım deseler, bu da pek bayağı kaçacaktı. Hem o zaman başka kırlangıçlara benzeyeceklerini sanıyorlardı. Dünyanın geçiciliğinden, gökyüzünün sonsuzluğundan, sulardan ve diğer kuşların yaşayışlarından bahsederlerken gözleri birbirine hasretle bakar ve birbirimizden nasıl ayrılacağız demek isterlerdi. Tesadüfün pek merhametli olmadığını ve birbirine böyle yakın olmaları bir ikinci defa karşı karşıya getirmediklerini biliyorlardı. Fakat konuştukları dil diğer kırlangıçların diliydi ve bu dilde söylemek istedikleri şeyleri söylemekten utanıyorlardı. Bu dil onların içindeki şeylere uygun değildi. Yavaş yavaş gözlerine ve bakışlarına bir gamlılık çöktü. Dokuzluktan filan bahsederken sesleri titriyor gibiydi yahut onlar böyle zannediyorlardı. Fakat böyle zamanlarda hemen birinden biri bir kahkaha atar ve işi alaya bozardı. İçi burkulduğu halde. Nihayet günün birinde ikisi de bunun böyle sürüp gidemeyeceğini anladılar. İkisi de birbirlerine açılmaya karar verdiler. Sabahleyin karşı karşıya gelince dişi söylemek istediği şeyleri gözleriyle anlatmak istedi. Tam bu sırada üzerinde oturdukları söğütten sarı bir yaprak koptu. İki tarafa sallanarak aralarından geçti ve dişinin en manalı baktığı zamanda gözlerinin önünü kapattı. Erkek bu bakışı görmedi. Fakat her ikisi de sarı yaprağı gördüler. Erkek ağzını açtı. "Senden hiç ayrılmak istemiyorum." demek üzereydi ki diye soğuk bir rüzgar esti. Dişi erkeğin sözlerini işitemedi. Fakat her ikisi soğuk rüzgarın sesini duydular. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Artık yuva kurmak zamanının geçtiğini, sonbaharın geldiğini, ayrılacaklarını anladılar. İkisi de içini çekti. Tepelerinden birçok kırlangıçlar geçti. Sıcak yerlere dönüyorlardı. Ayrıldılar. Ve bir daha birbirlerini görmediler. Fakat ikisi de küçük derenin kenarındaki söğüdü ve orada geçirdikleri güzel ilkbaharı ve yazı unutmadılar. Ve ikisi de böyle bir yaz geçirmemiş olan diğer kırlangıçlara tepeden baktılar. Çünkü azlıkta kalanlar çok olanlara nedense tepeden bakarlar. 1933